Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Muhammed, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kendisini Şubat ayında sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen akabinde telefonla aramış ve ilk ziyaretinizi Türkiye'ye yapmanızı arzu ederim demiştim. Ve bugün de kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu ziyaretin gerçekleşmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek isterim. Somalide devletin inşası, barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli gelişmelere gebe olan kritik bir dönemden geçiliyor sahip olduğu engin tecrübe ve sergilemiş olduğu güçlü iradeyle Sayın Cumhurbaşkanının bu süreci başarıyla yöneteceğine inanıyorum. Bu vesileyle seçimlerin ardından demokratik olgunluk içinde ve dostane şekilde gerçekleştirilen yönetim değişimini de takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim. İlk ziyaretimi 2011 yılında yapmıştım. O günden bugüne gerçekten Somali çok ciddi bir değişim geçirdi. Üç kez ziyaretimde her ziyarette farklı bir Somali'yi görmenin mutluluğuna eriştiğimizi de söyleyebilirim. Uluslararası toplumun sırtını döndüğü, kendi kaderine terk ettiği bir ülkeden istikrar yolunda ilerleyen artık bir Somali'nin olduğunu söyleyebilirim. Bilhassa Somali halkı artık geleceğe daha bir güvenle, daha bir umutla bakıyor. Ve her ziyaretimde bu ülkede şahit olduğum bu değişimin son ziyaretimde artık zirve yaptığını gördüm. Zira Türkiye'nin de dünyadaki gerçekten en muhteşem diyebileceğim büyük elçiliği de Somali'de ve bütün unsurlarıyla Somali'deki bu büyük elçilik binamız sadece Türkiye için değil inanıyorum ki dünyanın birçok ülkesi için de örnek teşkil edecektir. Orayı gördükleri zaman ya bizim niçin böyle bir büyük elçilik binamız yok diyeceklerdir. Önümüzdeki dönemde inşallah Mogadishu'da inşaatı tamamlanmakta olan askeri eğitim tesisimizin de açılışını yapacağız. Burada eğitim görecek Somalili subay, az subay ve askerler Somali ordusunda yerlerini alacaklar. Bu askerler Somali'nin en büyük ihtiyacı olan güvenliğin tesisine ciddi katkı sağlayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanı ile de bunları konuştuk. Tabii terörle mücadelede gerçekten Somali'nin ciddi sorunları var ve bu konuda da askeriyle polisiyle yetişmiş kadroya da ihtiyacı var. Bugün değerli kardeşimle hem ikili ardından da heyetler arası görüşmelerimizi yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanı Ankara programının ardından Türkiye Afrika Tarım Bakanları birinci toplantısı ve tarım iş formuna katılmak üzere Antalya'ya hareket edeceklerdir. Afrika'da Hint okyanusuna en uzun kıyısı olan Somali'nin zengin faunasıyla önemli bir potansiyel barındırdığını da biliyoruz. Türkiye ve Somali arasında özellikle balıkçılık ve su ürünleri alanında geniş bir işbirliği alanı bulunuyor. Bu işbirliğinin ahdi temelini oluşturacak anlaşma inşallah Antalya'daki Tarım Bakanları toplantısında imzalanacaktır. Bunun yanında enerji ve maden konularında da işbirliğimizin geliştirilmesinde, artırılmasında büyük faydalar olduğuna inanıyorum.